Yani gariban garibana vuruyor, başka bir şey olmaz. Fiyatları, zamları koymazlarsa düşebilir. Zabıtaların da böyle denetim yaptığına inanmıyorum başta. Fahiş fiyatları düşüren yok, marketlerin yanına varılmıyor hala. Kayseri'de zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimlerini arttırdı. Bizler de vatandaşlara zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat denetimlerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şimdi Kayseri'deki fiyatları şöyle. Bunlar gidiyorlar, büyük toptan büyük marketler kapatıyor. Karpuzu, domatesi, peyniri, süt ürünlerini birinci firmalarından değil, yan firmalarında ikinci bir fatura ediliyor. İşte biz de vardığımızda bize diyor ya, bize 17 liradan geliyor, 57 liradan geliyor. Halbuki 17 liradan alıyor. Taşeron firma, paravan şirket ikinci bir faturayı kesiyor. Zabıta da buna müdahale edemiyor. Serbest ekonomi diyor. Esasında serbest ekonomiyle ilgisi yok. Niye yok? Adamlar iki tane şirket kurmuş. Bu şirkete bir fatura oluyor, ikinci şirkete ayrı bir fatura oluyor. Vallahi abi, marketlere giriyorum. Genelde hep bir zam var yüksek oranda. Düşüreceğiz diyorlar, düşürüyorlar ama 1 lira 2 lira. Yüksek fiyatı verdiklerinde 8-10 lira veriyorlar bir zam verildiğinde. Düştü deyince bakıyorum. Hatta markette bir ablayla konuşuyoruz, orada çalışan. Geldi, indirim geldi ama diyorlar çok az geldi diyorlar. 1 lira 2 lira neyse artık. Böyle yani. Ne zaman düzelir onu da bilmiyorum. Peki sizce zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat denetimi fiyatları düşürür mü? Yavaş yavaş düşürür bence. Denetim görmedim hiç yapmadım. Marketlere geziyorum. Hiç denetim görmedim. Bir de mesela bir markette ürünün bir tanesi 10 liraysa hemen yan markette 15 lira. Hiç denetim falan görmedim ben bu zamana kadar hiç. Peki sizce bu fiyat farkının sebebi ne olabilir? Vallahi fiyat farkının sebebi sadece şöyle doları bahane ediyorlar ama o da ahlaksızlık yani. Başka bir şey değil yani. İnsanlara ne diyeceğim ya. Peki bunun önüne size nasıl geçebiliriz? Fahiş fiyatı nasıl engelleyebiliriz? Fahiş fiyatı engellemek için tabii ki polisin zabıtanın çıkıp şey yapması lazım. Denetim yapması lazım. Cezaların ağır olması lazım. Şimdi mesela 1000 tane 2000 tane 1000 var. Tutuyor adam 2000 lira ceza yazıyor. Yazsa ne olur o kadar? Hepsini ayrı ayrı yazacak ki tüm bimlere yaptırımı belli olacak yani. Bence bütün denetimler faydası olur. Tabii ki gerekiyor. Ama denetime beklememize de gerek yok. Bütün esnaf olarak ya da bütün vatandaşlar olarak. Bence iyidir. Yapmaları gerekiyor. Yani başka bir şey diyemeyeceğim. Faydası kesinlikle olur. Vallahi henüz oturduğum mahallede öyle bir denetim görmedim. Henüz hala marketlerde fiyatlar yüksek. Dolar düşmüş olmasına rağmen, bayağı bir düşmüş olmasına rağmen fiyatlar düşmedi. Yani dolar artınca anında yükseltenler, dolar düşünce anında yükseltmiyor. Örnek olarak bir hafta önce bir markete girdim, alışveriş marketi. Normalde o marketin içerisinde 2 kişi çalışırken o gün etiketleri değiştirmek için 8 kişi çalışıyordu. Ve fiyatlar hakkında şunu söyleyeyim. Mesela örnek olarak bizim şehrimizin ünlü meşhur yemeği pastırma, sucuk. Yani henüz pastırma yiyebilmiş insan yok. Birçok insan hiç tadına bakmadığını söylüyor. Zaten yağ, işte şeker, buralara hiç girmiyorum. Un 150 TL iken bir anda 300 TL falan oldu. Yağ zaten herkes biliyor. Artık yağ alıp evine götüren kendini zengin gibi hissediyor. Sosyal medyada birçok videolar yayınlıyorlar. Zengin olduğunu şey yaparak, göstererek, yağ aldığına dayanarak. Fiyatlar yüksek. Yani eminim ellerinden gelenleri yapıyorlardır. Ben devletimizden de ricam, işte bu büyük marketlerin de ellerinden geldikleri kadar denetlemesini rica ediyorum. Özellikle de Cumhurbaşkanımızdan. İşte bu 101 olsun, BİM olsun, Migros olsun. Gerçekten de insanlar böyle çevremden markete gidenlerin çok uçuk derecede fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar. Hani fiyatların düştüğünü, hani ne kadar da fiyatların düştüğünü söyleseler de büyük marketler, gene de insanların tatmin etmediğini düşünüyorum ben. Ben denetimleri yeterli bulmuyorum. Dolar euro düştüğü halde hala fahiş fiyatları düşüren yok. Marketlerin yanına varılmıyor hala. Denetimlerin çoğaltılması gerekiyor. Yani asgari ücret çoğaldı diye fiyatlar hala düşmüyor. Ama yine millet sıkıntı çekiyor yani. Denetimler çoğaltılmalı. Peki ya fahiş fiyatların önüne nasıl geçebiliriz? Fahiş fiyatların önüne almayarak, protesto ederek geçebiliriz bence.
Ama bizim milletimiz bunu yapmıyor. Ben mesela bayağıdır markete gitmiyorum. Ürün almıyorum. Özellikle yağ, şeker çok çoğalan fiyatlardan almıyorum. Ama bunu bizim milletimiz yapmıyor. Duyarlılık yok. Peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? İhtiyaçlarımızı bir şekilde karşılıyoruz. Yani sıkarak, nasıl diyeyim, çok fazla almayarak eskisi kadar harcama yapılmıyor ne de olsa. Dostlar alışverişte görsün. Hiçbir faydası olmaz yani. Ayrıca zabıtanın böyle bir denetim yetkisi bile yok ki. Ne yapabilir yani? Geçen gördük, kasiyeri azarlıyorlardı. Yani gariban garibana vuruyor. Başka bir şey olmaz. Bu kadar. Peki ya sizce fahiş fiyatların önüne nasıl geçebiliriz? Tepedekine soracaksınız. Değil mi? Biz geçemeyiz. Biz sadece ödüyoruz. Yukarıdakine söyleyeceksiniz. Önce vatandaşa kazığı koyarlar. Ondan sonra ceza keserler. Market zincirleri trilyonları götürür, ondan sonra hükümet içerisinden avantasını alır. Benim hükümetten, polisten, savcıdan, hakimden, hiç kimseden korkum yok. Bunu da yayınlayacaksınız. Bak, önceki gün benim mahallemde bir tane Suriyeli, bir tane gencecik çocuğu öldürdü. 5 bıçak darbesiyle. Aynı polis bize geldiği zaman küheylan kesiliyor ama Suriyelilere hesap soramıyor. Şimdi ben burada hepsini anlatırım da çok daha fazla başım belaya girer. Korkmuyorum ama bir günü bekliyorum. Bütün bunların hesabı sorulacak. Ekonomik krize göre ben bu şeylerin, faiz fiyatlarının düşeceğini hiç sanmıyorum. Enflasyon, dolarlar falan yükseldi. Halkın geçimi çok zor oldu. Yani bilmiyorum, Rabbim hepimize de yardımcı olsun. Biz yine devletimize sesleniyoruz. Yani halkın huzuru için, ferahı için de bunların inşallah düşmesini bekliyoruz. Peki sizce fiyatlar nasıl düşebilir? Fiyatlar zamları koymazlarsa düşebilir. Dolar yükselmezse, çünkü hep yurt dışında hep yabancıları kalkındırıyorlar. Türkleri her zaman aç kalıyor. Neden bizim Türklerimiz yani böyle olsun? Vallahi ben engellediğini kesinlikle düşünmüyorum ki öyle de bir şey yok. Mesela şahit olduğumuz bir şeyler var. Dolar euro düşmeden önce bir mesela marka vermeyelim, çay diyeyim. 34.500 idi, bir sefer 39.500 oldu. Yani ben düşünmüyorum. Ben yani zabıtaların da böyle denetim yaptığına inanmıyorum başta. Yapıyorsa o zaman sen daha önceden hiç memlekette yaşamıyor mu? Hiç mi girmedin o markete? Dolar euro düştü. Her şey, mesela peynire bakıyoruz. Yani 26-20 lirayken 60, 65, 50, 59, 51, 52. Yani nerede yani? Hani ne denetim? Ne denetim? Ben denetimin olduğuna bir kere kesinlikle inanmıyorum. Bir tüketici olarak her şey böyle.